Onlar ölüm çatısının altında gölgelendiler. İbadetlerini ölüm şuuruyla ifa ettiler. Cihadını bu ruhla yaptılar. Ticaretini bu eksenin dışına taşırmadılar. Her an ölecekmiş gibi yaşadılar. Nefislerini bu anlamda tezkiye ettiler, terbiye ettiler. Öyle ki en sıcak yataklar dahi kendilerine en şiddetli betondan daha ağır geldi. Kendilerini tezkiye edecek, rahatlatacak kadınlar cehennemin ateşinden onları koruyamadı. O korkudan uzaklaştıramadı. Evet, hayatlarını bu derece ölümle endeksleyen, şimdi ölecekmiş gibi, ölüm meleğiyle çarşıda karşılaşacakmış gibi yaşayan sahabe-i kiramın, arkadaşlar, son anları çok tatlıdır. Son anlarında ibret vardır. Namazlarında, cihatlarında, zekatlarında, zikirlerinde, ibadetlerinde örnekli olduğu gibi, bakın şimdi kendi hayatlarından öyle kesitler sunacağız ki son anlarında sadece böyle arif olanların dudakları arasından şu sözler çıkacak. Ebu Hureyre radıyallahu an hasta yatağında yatarken artık ölümün kokusunu hissediyor, duyuyor ve ağlamaya başlıyor. Diyorlar ki neden ağlıyorsun? Şimdi parantez açıyoruz. Neden ağlıyorsun? Sen ki tabir yerindeyse bir eşyanın kapta saklandığı gibi Allah subhanehu ve Teala Resulünün sözlerini senin zihninde ve kalbinde sakladı. Sen ki öyle bir adamsın, binlerce hadisi hiç şaşırmadan, tereddüt etmeden ezberleyecek bir kapasitedesin. Sen ki Resulullah aleyhissalatu vesselamın duasına mazhar olmuşsun. O peygamber ki hem seni hem de anneni bu ümmet sevsin diye dua etsin, hadis inkarcıları çatlasın diye. Son bu ana kadar Ebu Hureyre'yi dillerine dokuyanlayanlar, Ebu Hureyre üzerinden fikirlerini empoze edenler inatlarından çatlasın, bu ümmet Ebu Hureyre'yi ve annesini çok seviyor. Kendi annesinden ve Ebu Hureyre'den daha çok seviyor. Evet aziz dostlar, Ebu Hureyre ağlıyor. Sahabeler diyorlar ki neden ağlıyorsun? İşte şu sözler onun dudakları arasından çıkıyor. Diyor ki yol uzak. Yol uzak. Yoldan kasıt ahiret. Azık ise az. Yani bu yol üzerinde harcanacak olan salih ameller az. İbadetler az. Geçit dar. Bu yol üzerinde geçeceğim yer dar. Kabir dar. Bu geçidin sonu diyor, son durak ya diyor cennettir ya da diyor cehennemdir. Subhanallah. Bunu Ebu Hureyre tabir yerindeyse hadisçilerin alimi olan zat söylüyor.